Dalambayan'ın Dalambayan ofisinden Dalambayan stüdyolarından bildiriyoruz bugün. Bugün konuğumuz Gökçe Canat. Kendisi bir iş kadını. Kurumsal, beyaz yakalı. Aynı zamanda iyi bir dalgıç. Bugün biraz onu dinleyeceğiz. Kadının dalgıçlara yönelik biraz daha ilgiyi artırmak adına böyle ara ara videolar da çekeceğiz. Önce Gökçe'yi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Gökçe ben. 1980 doğumluyum. Yaklaşık 11 yıldır dalış yapıyorum. İlk dalışa Aydın Kışınbayı ile başladım. Burada, İstanbul'da başladım. Nasıl bir tesadüf oldu? Neyi seni yönlendirdi böyle bir şey? Bir arkadaşım vardı benim. Bir gün İstiklal'de buluştuk, yürüyoruz. Dalış yapmak ister misin dedi. Ben de öylesine isterim tabii, niye olmasın ki dedim. Ama hiç dalış yapmak gibi bir niyetim yoktu. Bir şey yoktu, ondan yok. Öncesi de yoktu. Hiç düşünmemiştim yani. Hatta hani arada olur ya öyle laf olsun diye, dalış yapmak ister misin, isterim. Sonra unutulur gider diye. Çat diye telefonu çıkardı, Aydın Kışınbayı aradı. İşte eğitim var mı Aydın hocam yarın dedi. Aydın Hoca dedi, var dedi, gelsin dedi yarın. Ondan sonra cumartesi günüydü ertesi gün. İşte cumartesi günü gittim. Baktım kimse yok aslında. Diyorum Aydın Hoca ben gideyim, sorun değil. Hani, ha dedi. Teksin orada. Tekim. İşte Ataşehir'den kalktım, Mecidiyeköy'e gittim. Başka da hiç kimse yokmuş. Ben diyorum Aydın Hoca ya olursa açılırsa gelirim. Hiç soru, hala niyetim yok çünkü benim. Açılırsa gelirim, acelesi yok. Gideyim ben falan diyorum. Aydın Hoca da böyle zorla koktu kolumdan içeri beni böyle. Öyle tek başıma eğitim aldım. Öyle bu teorik saat, olarak başladın mı? Böyle 5-6 saatlik uzun bir eğitim aldım. Daha sonrasında? Daha sonra havuzda eğitimimiz oldu. Yine bu da burada İstanbul'da. Yine İstanbul'da havuzda bir eğitim yapıldı. İşte maske fark çıkar işte, hı-hı, şey, yüzerlik falan, hani bir miktar dalışa şey. Daha sonra oradan Ayvalık'a geçtik. Ha. Derin dalışları Ayvalık'ta yaptınız. Ayvalık'ta esas işte 5 tane dalış eğitimini, bir yıldız eğitimini orada aldık. Öyle başlamış oldum. Aslında hiç niyetim yoktu. Hani hiç. Peki bu şeyde işte atıyorum ilk becerilerde sığ suda, havuzda, maske taliydi falan da filan da böyle biraz yabancılık hissettin mi yok? Hissettim. Açıkçası maskede özellikle tamamen maskeyi full çıkarttığımız zaman o birazcık zor geldi bana. Hatta hani bir yıldız olduktan sonra böyle iki yıldızda tekrar eğitim oldu. Yine bir maske çıkarma stresi oldu çünkü hani o arada hiç. Ha, bir daha yapacağım. Ha, uzun zaman geçti. Uzun zaman geçti aradan. Bir de hani kendi kendime de çok çalışmamışım. Öyle olunca o biraz panikti ama orada da sanayi dalgıcı arkadaşlar vardı teknede. İşte kafanı sok, şnorkelle öyle nefes al ver evet, dediler. Evet evet, hani en iyi yöntemlerden biri. En iyi yöntemlerden biri olaraktan mantıklı geldi bana. Öyle böyle kafamı soktum yüzüne böyle tak çıkar yaptım falan. Sonra işte iki yıldız eğitim alacağız. Hocaya anlatıyorum böyle, bak maskeyi çıkaramazsam çok dalga geçme benimle falan filan diye böyle. Tabii hala paniğim hani hiç şey değil diye. Sonra yaptım ben böyle çatır diye, hiç sorun olmadı. Şey diyor, bundan mı bana yukarıda dil anlattın o kadar, işte ne gerek vardı zaten yapabiliyormuşsun, niye bana bunları yapıyorsun falan şeklinde. Ama o gerçekten şnorkel işi benim açımdan çok işe yarayan bir yöntem de, eğitmenler olarak evet, daha evet, iyi bilir. Ben de onu çok kullanıyorum da şeyden sonra yok. Hatta eğitim bitse dahi işte atıyorum güvenlik beklemesi olsun ya da sığ suda oyalanıyorsak dalış sonrasında falan, hadi diyorum burada biraz daha böyle dalıştan çıkmadan bir daha tekrar iyice o otursun, motor beceri haline dönsün istiyorum. Ben şeyden de hala mesela 3 yıldız olduğum halde arada teknenin altında beklerken bir çıkarım takarım. Evet, evet. Ben eğitmenim şey hala aynı şeyi yapıyorum ya. Ben de mesela güvenlik beklemesinde mümkün olduğunca çok durgun bir yerse çıkarıp maskemi bekleme yapıyorum. Öğrencilere de onu öneriyorum yani, ki bu artık bir motor beceri olsun. Beyin biraz daha rahat artık algılasın falan. Padi ile tanışmış mıydın? İlk padi ile başladım zaten ben. Dalış eğitimine Open Motor olarak başladım. Open Motor ve Advanced olarak mı devam ettin? Evet, Advanced'da. Advanced'e kadar devam ettin, daha sonra. Ondan sonra Simas 3 Yıldız'da oldum ama şey, PEDİ'de Advanced Open Motor'da kaldım. Şeyde 3 Yıldız'ı yine burada mı evet, aldın? Evet. Yine aynı hocadan evet, aldın. Evet, öyle iyi yani, hani eğitimler açısından gayet güzel eğitimler aldığıma inanıyorum. Hani öyle. Tabii ki almışsın canım. Hayır, şimdi çeşit eğitim verenler var. Dolayısıyla iyi bir eğitimciden iyi bir eğitim almak. Tabii eğitim önemli. Şeyde sadece sen tabii Türkiye'nin birçok yerinde dalıyorsun. Yurt içinde dalıyorsun. Yurt dışına daha geleceğim. Yurt içinde ya işte Türkiye'de en fazla muhtemelen herhalde Ayvalık mı? En yakın olduğu için Ayvalık. Yakın olduğu için. Evet. Şimdi Gökçe çalıştığı için haliyle tabii ki işte bulduğun zamanlarda genelde muhtemelen hafta sonu o da büyük ihtimal. Şimdi Ayvalık'la ilgili ne zaman kimle konuşsam hemen yazın bile çok soğuk hocam yazın falan diyor. Orada bir zorluk çekiyor musun Ayvalık için? Yani çekiyorum tabii. O yüzden yarı kuru elbisem de var benim Ayvalık için. Genelde yarı kuru elbisem. Peki güneyde ya da Türkiye'de işte Ayvalık harici, hani Ayvalık'ta artık öğrendim falan ama Ayvalık harici ya şu noktaları çok seviyorum dediğin noktalar dalışla ya aslında alakalı. Şey, genel olarak bütün, ben dalmayı sevdim. Sen öyle çok fazla nokta şeyim, hı-hı, yok açıkçası. Suyun altında olmayı seviyorum. Hani bir şey görüp görmemekten bağımsız.
Ama biraz daha böyle derin dalışları daha çok seviyorum. Hani özellikle şey yapmak gerekirse. 18'in altı. 18'in altı. Derin dalışları çok seviyorum. Onun haricinde batık dalışlarını seviyorum. Hmm. Batık varsa seviyorum. Ama hani illa böyle bir şey göreceğiz, bir şey yapacağız. Ben çok suyun altında böyle hani o zaman geçirmek, gitme şeyi hoşuma hani gidiyor. Şimdi bazen ben de işte... Bazen demeyeyim, ben de onu savunuyorum. İşte benim için su altında sadece zaman geçirmek bile yeterli falan. O zaman hemen şöyle bir karşı savunma çıkıyor. Sen zaten dünyanın her yerinde daldın, göreceğini gördün tabii. Burada ne göreceksin hocam falan gibi. Şimdi dünyayla, yani senin işte daldığın noktalarla Türkiye suyun altını kıyasladığımızda hep şunu söylüyorum. Evet, Türkiye'de, yani Akdeniz'de daha doğrusu, görebilecek pek bir canlı türü yok. Çok sınırlı yani, birkaç çeşit var. Tabii ki bu işte... Havanın soğuması, suyun soğuması ve işte yazında ısınması falan derken böyle sabit bir ısı olmadığı için. Bir de sezon da daha kısıtlı burada. Kısıtlı, evet, maalesef öyle. Ama tabii ki yurt dışına çıktığın zaman, yurt dışında mevsim 12 ay sıcak. İşte özellikle bizim gittiğimiz yerlerde falan. Yurt dışına nerelere gittin? Yurt dışına ilk başta Spa'dan Mısır'a gittim galiba. İlk yurt dışına Mısır'a gittim. Şam kuzey tarafında daldım ilk başta. İki defa Şarm'a gittim. Bir de güney tarafına gittim. Çünkü hani kuzey tarafıyla güney tarafında görebilecekleriniz farklı. Şarm'da. Hani kuzey tarafı biraz daha akvaryum gibi, daha küçük. Evet, evet, kesinlikle. Daha rengarenkken. İşte birisi biraz daha aksiyon dolu. Biraz daha köpek balıklarını da görebileceğiniz. Hani daha farklı. Dolayısıyla hani bir Mısır'a gitmişken iki tane farklı yerini ayrı ayrı görmek istedim açıkçası. O yüzden üç defa Mısır'a gittim. Spadan'a gittim. Maldivlere gittim. Komodo'ya gittim. Bu işte gittiğin noktalarda ya keşke şuraya bir daha gitsem dediğin bir nokta. Ya aslında şöyle, Komodo'ya gitmişken Bali'de daha dalmadığıma pişmanım. Yani çünkü Komodo, evet, hani Bali'den geçerek gittik biz ama Bali'de vakit geçirmedik. Hani Bali'de dalmadık. Oraya kadar gitmişken keşke hani Bali'de de dalsaydım. Bir de hani Filipinler tarafına gitmek istiyorum ben. Biraz evet, daha... ben de yani Filipinlere henüz gitmedim ama mesela ben şeye ilk önce Maldivlere gitmiştim. Daha sonra işte Tayland, Endonezya falan. İşte Bali'yi ayrı tuttum. İlk gittiğimde işte Tulamben'e gittik. Liberty savaş gemisine dalmaya falan, ama bu çok büyük bir savaş gemisi zaten. İşte o gün, yani ilk gittiğimde, ilk Bali şeyimde biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Su altı mükemmel ama o plankton yağmuruna denk geldik ve böyle netlik çok şey iyi değildi falan. Ve çok keyfini çıkaramadık. O zaman işte o daldığımız dalış okulunun sahibi İtalyan bir çocuktu. Ya dedi, bir daha gelirsen işte ben sana işte Facebook'tan yazacağım, şu dönemlerde gelebilirsen gel. İşte o zaman bu çok harika bir dönem oluyor falan dedi ve o dönem yine tesadüfen gittim. Orada da Endonezya'dan arkadaşlarım vardı, yine dalgıçlar. Onlarla yazıştık, buluşalım falan çok dedik. Çok farklı mıydı ikisi birbirine? Yani bir tanesi de böyle biraz yeşilimsi bir suydu. Ama o İkinci gittiğimde de böyle sanki bir camın içinde dalıyorduk, böyle akvaryum gibi. Ve Liberty savaş gemisi var, içinde böyle bir sürü odasının olduğu ve atıyorum bir haftada falan bitiremeyeceğin bir şey. Ve bütün fotoğrafçıların ilgisini çeken bir noktaydı. Ve en güzeli de hemen sahilde yürüyerek gidiyorsun, sudan tık giriyorsun. Böyle 5-10 metre sonra o burnu falan görünüyor. Oradan böyle aşağı inerek iniyor. İkincisi de muhtemelen Maldivler'di. Çünkü liveaboard yaptık. Sen yaptın mı liveaboard? Liveaboard yapınca işte bir daldığın noktada bir daha dalmıyorsun ya. Sabah olsa da hemen bir daha gitsem, şey, hemen dalsak falan, böyle 6'da falan uyandırıyorlar. 5.30-6'da uyandırıyorlar. Aynen. İşte hazırlanı falan, dalıyorsun, çıkıyorsun, kahvaltı hazırlanıyor. O sürede böyle tekrar ediyor, devam ediyor yani tekne. Ama muhteşem bir çok sistem güzel. Tabii. Bizim tek Maldivler'de kış, oranın kışına denk geldi. Öyle olunca biraz daha şartlar zorluydu. İşte güneş açaraktan giriyoruz, bir dalıştan çıkmışız, yağmur böyle, gemi sallanıyor. Biz de onu bir kere, ya ben de yağmur fırtınaydı. Oğlum dedim, nereden çıkacağız biz acaba falan. Girdik bir çıktık. Böyle güneş, sanki hiçbir şey olmamış girerken falan. Girerken başka, çıkarken başka. Orada en sevdiğim nokta benim işte rehber, o teknedeki eğitmen soruyor, ne görmek istiyorsunuz? Yani şöyle onu göstereyim. Ertesi günün planını isterseniz ona göre yapalım falan diyorlar. Böyle işte ilk 2-3 gün böyle bir köpek balığı çılgınlığına bir doyalım falan. Ondan sonra artık bakmıyorsun falan. Sende de öyle oldu ama mu? Yani normalde ben whale shark görmek, mesela orada biz de bir kere görebilmiştik whale shark açıkçası. Hani o balina köpek balığını. Onu çok görmek istiyorum. Çünkü ben balina köpek balığı çok seviyorum. Güney Mısır'da da görmüştük.
işte şeyde de gördün ama böyle iki defa gördük. Ama onun böyle dinginliğini, sakinliğini, hani böyle bir de kocamanlığını çok seviyorum. Ben de o şeyde Liverpool döneminde sanırım bir defa denk geldi. Bir tane de gece denk geldi. Böyle spotları yaptılar falan ama böyle atlayamadı. Çünkü böyle aşağıda ne olduğunu biliyoruz ya. Bir kere gece dalışı yaptık biz. Dediler ki buradan aşağı inin. 10-15 metre zaten kum dediler. Biz spotları yakacağız. Bakın eğlencenize. Böyle kameralara tuttuk. Köpek balıkları. Yani bir süre sonra köpek balığından korkmuyorsun. Yani korkmuyorsun yani çekinmiyorsun artık ama o ne o ton balıklarının o dev gibi ve çok hızlı şekilde geçişleri falan böyle regülatörleri sallıyor ya. Diyorum yani bu çarpsa falan diyorum size böyle bir gecenin bir yarısı. Ama onlar da alışıklar bence. Evet evet ya inanılmaz. İşte o hemşire köpek balıklarının yanından geçişi falan çok güzel oluyor. Sonra ne zaman şeye doydum ben? Tayland işte Koh Tao'da kışları çalıştığım süre boyunca her dalışta neredeyse whale shark geliyor. İnanılmaz güzel bir şey. İşte güzel bir dalış noktaları var Koh Tao'nun. O bölüme diyorlar ki işte şu saatte geçecek. Yani artık hayvan o saatlerde sürekli geçiyor ama şey çok hoşuma gitmişti. Atıyorum 8-10 tane dalış teknesi var. İçinde 20-30 tane dalgıç var her bir teknede. Aşağıya biniyorsun ama inanılmaz. Kimse yaklaşmıyor hayvana. Müthiş bir disiplin var. Böyle biri kameraya almış bir iş peşinden palet vuruyorsa hemen çekiliyor, uyarılıyor falan. Yani hayvanı rahat bırakalım kendi alanında. Ben o Koh Tao'da çok şaşırmıştım. Çünkü yani Tayland'a baktığında genel olarak çok böyle disiplinli bir ülke görünmüyor ama su altı konusunda gerçekten çok sahiplendiklerini gördüm ben yani. Ama çünkü gelirleri de oradan olunca insanlar bunu turizm ve dalış inanılmaz. Daha farklı davranıyorlar. Yani mesela pet şişeyle su içemiyorsunuz. Komodo'da mesela kendi suyunu Kotağı'da da öyle. Gerekiyor. Şey çubuk şey, yok, şey yok, evet, hiçbir şey yok. İşte şey kağıttan pipet satılıyor ya da işte metal pipetler satılıyor. Evet, ben böyle ilk gittiğimde inanamadım ama şunu gördüm ben. O tarz noktalardaki işte atıyorum Tayland'da ada dalışa yönelik sektörlerde yine başka yerden gelmiş yabancılar bu işin şeyini çok koruyor. Evet tabii. Yani o kadar disiplinler ki. Bir de hani çok farklı Meksika'dan geleni var şeyden geleni inanılmaz. Var. İnanılmaz. İspanya'dan geleni var. Hani İnanılmaz. Dün işte farklı. Şeyden Koh Tao'daki benim dalış okulumun sahibi ayrıca kurs direktörü Matt Bolton yazdı. Dedi ki işte Tayland açıyor sınırları. Miyaj açıyor mu? Oley. Açıyor dedi. Ve dedi bir yoğunluk başlıyor. Ne düşünüyorsun? Ne zaman gelmeyi planlıyorsun falan. Yani dedim ki ben de bizim sezon yavaş yavaş açılan bir eğitim programlarım var. Ama muhtemelen işte bu eğitim planlarımı bitirdikten sonra ben de bir tekrar çünkü çok özledim orayı. Oradaki dalışları falan. Şimdi orada bir de işte altında 5-6 tane farklı havuz. 5-6 tane farklı tekne. Hangi kurs veriyorsan o tekneyle çıkıyorsun falan. O yüzden tabii ki özledim ama şeye sevindim. Tayland'ın açılıyor olmasına sevindim. Benim bir arkadaşım var. Böyle 2 ay ev tutacak orada. Onu bekliyorum. Ha, Tayland nerede? O kadar da Dubai'ye gidecekler. Orada şey ev tutacak. Onu bekliyorum ben de büyük bir şeyle. Gitsin ev tutsun. Bizim tutsun. Sürekli arıyorum. Ev tutmuyorsak açılmadı ki Gökçe diyor. Ev tutmuyorsun diyorum. Açılmadı evet ya böyle bir sorun var. Şimdi işte bizim... Ben şeyi hatta... Bu Bali ile ilgili çok ilginç bir anım var. İşte bir gün dediler ki Mantara Point'e dalacağız. Manta Point diyorlar Bali'de. Akşamdan yerleştik otele falan. Odaya bir girdim. Odada cam yok. Yani cam falan yok. İşte böyle perdeler falan var. Evet. Sonra işte o odalarla ilgilenen kişi geldi. Dedi ki yalnız dedi ya bu arada işte o cam yok sadece böyle şey var file gibi sermiş ama çok konforlu bir oda. Hemen önünde zaten o odanın balkonu ve aşağısı böyle Bali ayağının altında kalıyor muhteşem bir şey. Yalnız dedi dışarıda balkonda dedi yemek bırakmayın. Ne geliyormuş? Maymun geliyormuş tamam mı? Ya şimdi hiç korunacak hiçbir şey yok. Yemek de bırakmadık. Yemeği oraya bırakmadın ama yatağın yanına bıraktık falan böyle. Şimdi yan yana şeyler, gece böyle her yeri kapattım şeyle tamam mı? Sonra gece böyle bir ara gözüm şöyle bir açtım. Böyle maymunlar gelmişler şeye böyle yatağa bakıyor yani. Yani nasıl uyuyabilirsin? Ya mümkün değil. Ben o gece uyuyamadım tabii. Sabah 5.30-6 oldu böyle ben
oturuyorum ve şeyden de çıkamıyorum çünkü önümdeler ya, yani çıksam ne yapacak bilmiyorum falan, öyle bir korkum var benim maymuna karşı. Sonra neyse sabah oldu, sabah olunca böyle dağıldı maymunlar, diğer odalara gittim, ya ne yapıyorsunuz falan diye, biz de uyumadık. Kimse uyumamış. Kimse uyumayınca dedik ki biz hiç uyumadık. Şimdi uyumadık, gidip de nasıl dalacağız dedik yani 30'a falan. Adam dedi ki tamam iptal edelim bunu. Size dedi farklı bir oda yapalım ama bu dalışa devam edelim dedi yani. O gün farklı bir oda bulduk. Gittik yattık gündüz odada. İnanılmaz bir şey. Cüzdanla falan da kaçırmıyorlar mı? Ya her şeyi çalsın. Her şeyi çalabiliyorlar yani. Bir de yani onlarmış gibi oranın sahibi. Ver bakayım onu falan deyip bir konuşmada eksik yani. Peki şeyi soracağım. İş hayatıyla dalışı beraber yürütmek zor mu? Bu şimdi bunu bazen böyle işte eğitim almak için arayanlar soruyorlar. İşte biz yoğun bir tempoda çalışıyoruz falan ki sen de bayağı yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Dalışa zaman ayırabilir miyiz? Biz çok istiyoruz ama dalışa zaman ayırılabiliyor mu? Ya aslında ben hani bunun hayattaki her şey için bence öyle. Sevdiğin bir şeye zaman ayırırsın aslında. Hani dalışı gerçekten seviyorlarsa kesinlikle zaman ayırabilirler. Dediğim gibi Ayvalık'a gidersiniz. Hani yakında bir sürü nokta var. İşte ne bileyim biraz soğuk olur ama işte Çanakkale tarafına gidersiniz. İbrice tarafına gidersiniz. Hani İstanbul. Ha bu İstanbul için. Hani İstanbul için diyorum. Ya da zaten hani İzmir'de oturuyorsanız zaten her yer yakın. Daha güneydeyseniz de aynı şekilde yani. Hani bence olay sevmekle alakalı. Sevilen bir şeydi. Hani bir şeye zaman bulamıyorum. Bence sadece aslında yeteri kadar istememekle alakalı. Bana kalırsa. Yoksa bir şeyi sevdikten sonra ne kadar yoğun olursanız olun ona vakit ayırırsınız. Vakit ayırırsınız. Evet. Dolayısıyla bahane iş yoğunluğu olamaz da anlamak. Kesin. Yani. Bu pandemiden önce bana bu soru çok fazla soruluyordu. O zaman daha Covid falan yoktu ama pandemide şunu gördüm. Ben insanlar aslında ne istediklerini ne böyle biraz daha ya bu pandemi döneminde biraz kendileriyle yalnız kalınca ne istediklerini araştırmaya başladılar herhalde. Ve birçok sektörün tam tersi, dalış sektörü de bu pandemi döneminde ilerledi aslında eğitimsel olarak, en azından benim tuttuğum istatistiklere göre. Ama bir şey de iyi oldu. Hem bu pandemi döneminde insanlar bir şeyleri ötelememek gerektiğini de anladı. Kendine değer vermeyi, kendine zaman ayırmayı. Öteledikçe hiç gerçekleştirememe olasılıkları oldu anlaşıldı. Dalış okulları açısından da bence sayılar bir miktar azalması kalitelerini arttırdı aslında. Kesinlikle. İlk başta hani evet biraz şartlar zorlaştı. Atıyorum 30 kişi geliyorken 15 kişi alabildiler bir süre. Ama en azından bir şeyleri daha sistematik, daha güzel ve daha iyi şekilde yapmak sebep oldu. O pandemi döneminin ilk başında işte bir ne olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan derken bir süresinde artık sistem oturduktan sonra gelen kişi, yeni dalışa başlayan kişi sayısında bir artış oldu. Evet. Aslında eskiler zaten vardı ama istatistik baktığında istatistiksel olarak yeni başlayan sayısı inanılmaz arttı bu pandemi döneminde. Bunu da ben tabii kendimce şeye yoruyorum işte. İnsanlar kendine biraz daha zaman ayırıyor. Bir de bir kısmı mesela şanslı olanlar yazlıklarda daha uzun vakit geçirdiler. Evet. O bölgelere gittiler, ev tuttular. Hani orada daha uzun yaşama şansları oldu. Hani onun da etkisi var biraz da. Çünkü İstanbul çok boşaldı yazın. Kesinlikle. Hani en kötü gidemeyen Şile'ye gitti. Hani dalışla alakası yok ama hani herkes bir şekilde böyle yazlığına kaçtı. Hani biz kendine bir zaman ayırdı tabii. Gitti ki hani hem dışarıda vakit geçirelim diye. Onda etkisi olmuştur muhtemelen. Yazlık yerlerde daha çok insan var pandemiyle. Peki sen dalışı grupla gitmeyi mi daha çok seviyorsun yoksa bireysel? Yok ben çok grupla gitmeyi sevmiyorum dalışı. Benim arkadaşlarım var zaten benim gibi dalan. O arkadaş, kendi arkadaş gruplarımla birlikte gitmeyi seviyorum. Hani o ama onun haricinde gittiğim dalışa gruplar da var. Hani tur çok istediğim bir yerse, hani o dalış kulübü gidiyorsa dalış kulübüne katılıyorum. Ama hani ben Spadan'a tek başına gitmiş kişiyim. Hani örnek tek başıma da gidebiliyorum. Hani dolayısıyla hani şeye göre değişiyor anki şartlara, hani kolaylığa. Ama benim genel şeyim tercih olarak tanıdığım ve hani dalışıyla mutlu olduğum insanlarla birlikte dalışa gitmek. Seviyorsun. Bugün Gökçe ile beraberdik. Kendisi bir iş kadını. İyi de bir dalgıç. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Buradan son olarak dalışa başlayacak olanlar için, başlamak isteyenler için kafalarında soru işareti olacak olan insanlar için daha doğrusu. Yani çok ekstrem bir spor gibi gözüküyor ama bence dalış çok ekstrem bir spor değil açıkçası. Son derece huzurlu, keyifli ve dingin bir şey bana kalırsa hani dışarıdan daha böyle tehlikeli, riskli bir şey gibi algılanıyor ama kurallara uyduktan sonra hani bütün eğitimlerinizi düşkün aldıktan sonra bence son derece rahatlıkla yapılabilecek ve içinde huzur duyulacak bir spor. Etkinlik. Denizi seviyorsanız, denizde mutluysanız bence en azından kesinlikle bir kere dalışı denemeniz lazım diyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.